Efendim teşekkür ediyoruz Sayın basın mensuplarımıza da. Sayın Kılıçdaroğlu'nun epeyce önce bir görüşme talebi olmuştu. Biraz geciktirdik benim rahatsızlığım sebebiyle. Bugün bir araya gelme fırsatımız oldu. Bir istişarede bulunduk. Çok büyük memnuniyet duydum. Sağ olsunlar. Ben sözü önce Sayın Kılıçdaroğlu'na misafirimize bırakıyorum. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Son derece verimli ve güzel bir görüşme oldu. Gerek heyetlerle gerek Sayın Genel Başkan'la baş başa yaptığımız görüşmelerde hem Türkiye'nin sorunlarını, özellikle ekonomi ağırlıklı olarak Türkiye'nin sorunlarını, dış politikayı, dış politikadaki gelişmeleri karşılıklı değerlendirdik, görüş teatisinde bulunduk. Var olan sorunlar malum, gazeteci arkadaşlar da bu sorunları biliyorlar. Sorunların çözümü konusunda da düşüncelerimizi yine karşılıklı birbirimize aktardık. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bu görüşmelerin belli aralıklarla olması her zaman faydalı oluyor. Toplumun aslında her kesimiyle bu görüşmelerin yapılması lazım. Ülkemizde hem istikrarın sağlanması hem de hoşgörünün hakim olması için ülkenin problemlerinin çözümünde siyasi partiler elbette farklı kanaatlere sahip olacaklar. Ancak bu kanaatler iktidar olduklarında kuvveden fiile çıkacak. Daha doğrusu tatbikata konulabilecek. Onun için de bugünlerdeki bu istişareleri şahsen biz hepimiz önemsiyoruz. Ben şu anda muhalefette bulunan partiler olarak bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Birçok noktada ülkemizin gidişatı bakımından endişelerimizi paylaştık. Yani bu bir gerçek, artık herkes başta iktidar olmak üzere endişe duyuyor gelişmelerden. Biz de bu konularda hem endişelerimizi paylaştık hem de çözüm önerileriyle ilgili fikirlerimizi paylaşma imkanımız oldu. Soru soran arkadaşlarımız olursa buyurun. Kime şey edeceğinizi buyurun. Fox Haber. Her iki genel başkana da iki sorum olacaktı. Efendim ilki, az önce asgari ücret açıklandı. Hem ücrete dair değerlendirmeniz hem de Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında sizlerin de sürekli dile getirdiği dolar karşısındaki asgari ücret karşılığına ilişkin. Sizin geçmişinizde acaba siz TL'nin olduğu bu ülkede dolarla mı bu insanları çalıştırıyordunuz? Bizim paramız Türk lirasıdır. Türk lirasını yedirmeyeceğiz dedi. Bir, buna değerlendirmeniz. İkincisi de AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'in ekonomiyle ilgili bir açıklaması oldu. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Kimsenin inkar ettiği yok ama bizim yönetim tarzımızla ilgili değil dedi bunun için. İki soruya da nelerdi söylersiniz? Evet, buyurun efendim. Efendim aylıkları dolarla mı alıyorlar, almıyorlar mı, ayrı bir şey. Ama dolarla aylık alanlar var. Onu da gayet iyi biliyoruz. Eğer Sayın Erdoğan dolarla kimler aylık alıyor diyorsa, avro alıyor diyorsa, o listeyi de yayınlayabiliriz. Herhangi bir sorun yok orada. Türkiye İstatistik Kurumu'na yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Verilen rakam, asgari ücret olarak verilen rakam, eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki yükselmeyi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolardı, yani yıl başında 384 dolar net gelir elde ediyordu bir asgari ücretli. Eğer aynı kur 15 lira üzerinden esas alınırsa 5760 lira olması lazım. Şimdi 4250 lira net oldu. 4250 lirayı da tabii yadırgamıyoruz. 4250 lira eğer enflasyonu kontrol ederlerse ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse 4250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele bu enflasyonu kontrol edilip edilmemesinde yatıyor. Ekonomi konusunda bir soru yine sordunuz. Ekonomik sıkıntı var, yönetimimizden kaynaklanmıyor diye bir açıklama. Ülkeyi kim yönetiyor o zaman? Onu sormak lazım.
bu soruyu soran kişi ya da bu yanıtı veren kişi o zaman Sayın Erdoğan'ı yok sayıyor. O yönetmiyor ülkeyi, başka birisi yönetiyor. Algısını mı acaba pekiştirmek istiyor? Yani Erdoğan hiçbir kabahat, hiçbir günahı yok mudur demek istiyor. İşin özü şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. İşin özü şu, Türk lirası pul oldu. İşin özü şu, işsizlik var. İşin özü şu, Türkiye'de ciddi ekonomik sorunlar var. İşin özü şu, bu sorunların ivedilikle çözülmesi lazım. Eğer sorunlar böyle devam ederse ileride çok daha büyük sorunlar çıkar. Ben yine birkaç yerde ifade etmiştim. Önümüzdeki yaz bir gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa hiç kimsenin şaşırmaması lazım. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin bugünden biz uyarıyoruz. Uyarma görevi bizim görevimiz. Biz bugünden söylüyoruz. Nelerin yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Yani kuru kuru bir eleştiri değil. Eleştiri yapıyoruz ama nasıl çözülmesi gerektiğini de söylüyoruz. Asgari ücret üzerinden gelir vergisinin alınmaması lazım. Adı zaten üstünde. Asgari ücret, bununla aile geçinecek. Siz bundan bir de ayrıca vergi alırsanız doğru değil. Evet, teşekkür ediyorum. Yani aynı kanaatleri paylaşıyoruz zaten. Fakat burada iktidarı tenkit edilmesin demek biraz garipsedim. Bu rakamı kim açıklıyor? 4250'yi. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nı kendisi açıklıyor. Aslında geçmişte Cumhurbaşkanları, Başbakanlar asgari ücreti açıklamazlardı. Komisyon toplanır. Komisyon başkanları açıklamaya yapar. Mesele biterdi. Şimdi bizzat Cumhurbaşkanı kendisi açıklama ihtiyacını duyuyor. Ve burada da önem verdiği husus nispet. Yani eski 2850 liraya göre biz bunu 4250 liraya çıkardık. Büyük bir artış meydana geldi. Bununla da aslında övünülmesi icap eder. Manasında ben bunu anlıyorum. Ama enflasyon rakamlarını ya doları, avroyu veya enflasyon rakamlarını dikkate alarak bunun gündelik geçimini bir vatandaşın sağlayıp sağlayamayacağına göre değerlendirmek icap eder. Eğer fiyatlar bu rakamların üstüne çıkmışsa 4250 lira hakikaten iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ama o zaman vatandaş geçinemiyorsa 4250 değil 5250 olmasında farkı olmaz. Mühim olanı bu ücretle, asgari ücretle bir dört kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Bizim ısrarla söylediğimiz bir konu var. Ondan sonra bunu biraz daha farklı bir şekilde ifade etmeye çalıştık. Asgari ücret açlık sınırında olamaz. Açlık sınırının altında hiç olamaz. Yani bir iktidar kendi insanına, üstelik de çalışan insanına, sen çalışacaksın ama aldığın ücretle kusura bakma karnını bile doyuramayacaksın diyemez, dememeli. Kaç olursa olsun, ben rakamın üzerinde durmuyor. Bir numaralı mesele. Peki ne olacak? Geçinebileceği kadar bir ücret olacak. Onun için de enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde rakamların üzerine odaklanmak istifade doğru bir yaklaşım olmuyor. Bundan dolayı ister istemez insanlar dünyada geçerli bir para birimi için ya avroyu ya doları kullanıyorlar. Biz de doları, ben doları kullanmak istemem. Niye dolardan bahsederek bu konuyu gündeme getireyim ki? Ama ister istemez biz dolarla ticaret yapıyoruz, dış ticaretimizi. Dolarla dışarıdan aldığımız malın karşılığını dolarla ödüyoruz. İhracat yaptığımız zaman da o malın karşılığındaki bedeli yine dolarla veya ona muadil bir parayla ödüyoruz. O halde dolar bizim ülkemizde önemli bir ekonomide önemli bir yer işgal ediyor. Bizim dış borcumuz var. Türk lirasıyla ödemiyoruz ki. Dolarla ödüyoruz onu veya avroyla ödüyoruz. Alacağımızı da gene dolarla alıyoruz. Onun için geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın damadı aynı şeyi söylemişti. Sen dolarla mı maaş alıyorsun diye. Keşke
Adam onu diyemedi tabii. Birdenbire kafası karıştı herhalde. Yani yoksa insan der ki keşke öyle olsaydı. Yani dolarla maaş mı alıyorsun sorusunun karşılığı. Onun için yani bu mukayeseler ister istemez yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Ve biraz önce de Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi eğer açlık sınırının altında kaldıysa bu yapılan zam, zam değildir. Enflasyonun altında kaldıysa bu zam, zam değildir. Artıştır diyebiliriz. Zaten artış olmuş ama o günkü dolar kurundan ölçüldüğünde geriye gitmiş. Öyle gözüküyor. İnşallah bundan sonraki enflasyon rakamları biraz daha yavaş artar da zararı, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın zararı daha az olur diye ifade edebilirim. Evet. Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunda Millet İttifakı kabul ederse onur dilerim dediniz. Bununla ilgili diğer ittifaktaki diğer partilerle bir görüşmeniz oldu mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de Sayın Karamoğlu da sizin için partisini herkese yoluklanabilecek noktaya getirdi dedi. Bugünkü görüşmenizde bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştunuz mu? Teşekkür ederim. Bu konuda söylenmesi gereken her şey söylendi ve bitti arkadaşlar. Nokta. Aynı şeyi söylüyoruz. Yani biz bu konuların netlik kazanması ancak seçim sathı mailine girildiği zaman olur. Fikir teatisinde bulunulabilir. Ama bunlar özel olarak konuşulur ama ancak seçim kararı alındığı zaman veya seçim sathı mailine girildiği zaman. Bu konuların görüşülmesi daha doğrudur, isabetlidir diye düşünüyorum. Yani biz aynı kanaatteyiz. Bu konuyu şu anda gündem yapmaya da ihtiyaç duymuyoruz. Evet. Buyur. O mikrofonu verirseniz daha rahat anlaşılır. Asgari ücret üzerinden sormak istiyorum. CHP belediyelerde özellikle asgari ücretin daha üstünde bir ücret verilme politikası izlemiştiniz geçmişte. Şimdi bu rakam üzerinden bakıldığında yine aynı politikayı izleyecek misiniz? Bu size sorun ve her iki genel başkana da bu artışı bir seçim yatırımı olarak görüyor musunuz? Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kendi kaynaklarına bakmak gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra ancak bir çalışma yapar ve eğer artacaksa biz daha yüksek bir asgari ücret vereceksek bunun ön çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Şu anda o çalışmaları yerel yönetimlerden sorumlu olan genel başkan yardımcısı arkadaşımız yapacaktır. İkinci soru. Bir seçim yatırımı olarak görüyor musunuz bu artışı? Bu artışı neresi bir seçim yatırımı ki? Yılbaşında aldığı asgari ücret daha değerliydi. Şimdi aldığı asgari ücret daha az. Yılbaşında 384 dolar alıyordu. Şimdi alacağı çok daha düşük bir rakam. Dolayısıyla bir seçim yatırımı olabilir mi? Kendileri için öyle düşünebilirler. Bir seçim yatırımı olarak düşünebilirler. Dediğim gibi bunun seçim yatırımı olarak algılanabilmesi için enflasyonu kontrol etmeleri lazım. Edebilirler mi? Bilmiyoruz. Etmelerini ister miyiz? İsteriz. Asgari ücretli mağdur olmasın. Elde ettiği gelirle rahatlıkla ailesini geçindirebilsin. Hiçbir asgari ücretli de açlık sınırının altında aylık almasın. En büyük arzumuz da bu zaten. Yani belediyelerle ilgili bir kanaat belirtmem benim doğru olmaz. Ancak bu seçim yatırımı mıdır? Kendisine sormamızı icap eder veya vatandaşa sormak icap eder. Biraz önce söylenildiği gibi bugün ne seçim için yapılıyor, ne hangi maksatla yapılıyor, hangi kararlar alınıyor, bunu değerlendirmek vatandaşa kalmış bir konu. Aslında artış nispet olarak oldukça yüksek ama vatandaşın kendi geçimiyle ilgili olarak ele alındığında endişeleri giderici mahiyette değil. Buna seçim yatırımı denir mi, denmez mi? Yüzde itibariyle denir. Bu kadar büyük bir artış sağladık. Ama fiiliyata bakıldığı zaman da bu
vatandaşın eğer ihtiyacını karşılamıyorsa pek de büyük ehemmiyeti olmaz kanaatindeyim. Evet, buyurun. Yani yakın zamanda ABD Büyükelçisi Deniz Sedgwick'le görüştünüz. CHP ABD temsilcisi Yurtar Özcan'ın da Henry Barkey, Michael Rubin gibi ABD'li yetkililerle görüştüğü gündeme geldi. ABD'lilerle yapılan temasların gündemi nedir? Ayrıntı verebilir misiniz? Sayın Büyükelçi nezaket ziyareti Türkiye'den ayrılıyor. Yeni Büyükelçi gelecek. Dolayısıyla nezaket ziyareti olarak Alasmadık istemeye geldi. Sayın Yurtar Özcan da Amerika'daki temsilcimiz. Dolayısıyla sadece Amerika'da değil, Amerika'nın tümünde ortaya çıkacak olan gelişmeler, ekonomik, finansal, mali gelişmeler konusunda bize bilgi verir. Tabii elbette ki bu bilgileri en sağlıklı kaynaklardan almak ister. Temsilcidir orada. Sadece evet. Orada değil Amerika'da. Brüksel'de de temsilcimiz var. Kıbrıs'ta da temsilcimiz var. Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri Brüksel'den alırız. Amerika'daki gelişmeleri Washington'daki temsilcimizden alırız. Nasıl gazetecilerin temsilcileri varsa siyasi parti olarak bizim de temsilcilerimiz var. Çünkü biz doğrudan bilgi ve doğru bilgi almak isteriz. Evet, buyurun. Herhalde son soru mu oluyor böylece herhalde arkadaşlarım, başka soruları yok. Buyurun. Bugün Merkez Bankası'nın bir faiz kararı oldu. Bu kararı Genel Başkanı nasıl değerlendiriyor? Buyurun. Dolar kaç lira oldu? 15 lirayı aştı. Doları yedirmeyiz diyen kimdi? Az önce. Sayın Erdoğan. Türk lirasını yedirmeyiz demişti, değil mi? Ne oldu? Daha söylediği söz Türkiye'nin bütün tarafına yayılmadan Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Devleti yöneten kişinin söylediği sözlerinin tutarlı olması lazım. Türk lirasını yedirmeyiz, Türk lirası eriyor. Nasıl yedirmiyoruz? Nasıl oluyor bu işler? Faizi indiriyorum diyorsunuz. Ama öbür taraftan devlet borçlanırken daha yüksek faiz ödüyor. Efendim Türk lirasını yedirmeyiz diyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolar üzerinden borçlanıyorsunuz. Hani milli paraydı bu? Niye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolar üzerinden borçlanıyorsun? Avro üzerinden borçlanıyorsun? Ya bir insanın söylediğinde tutarlılık olur. Ben tutarlıyım der. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Türk lirasıyla borçlanırım ben derseniz. Eğer Türk lirasıyla borç alamıyorsa o zaman iktidarla vatandaşlar arasında ciddi bir güvensizlik var demektir. Vatandaş diyor ki kusura bakma ben sana güvenmiyorum. Faizi indiriyorum diyor, değil mi? Bir puan daha indirdiler. 100 baz puan daha indirdiler. Kimin faizi indi? Çiftçinin faizi indi mi? Hayır. Esnafın? Hayır. Kredi kartı kullananın? Hayır. Hiç kimsenin faizi inmedi. Devletin faizi indi mi? O da inmedi. Borçlandı, daha yüksek faizle borçlandı. Peki kimin faizini indirdiniz siz? Ve Türk lirasını neden bu perişan hale getirdiniz? Az önce söyledim. Devlet yönetilmiyor. Yönetilmiyor. Yönetilmediğini onlar da biliyorlar. Sokaktaki vatandaş da biliyor. Ama inşallah çözeceğiz. Çözeceğiz. Evet, yani benim de kanaatim Merkez Bankası hangi kıstaslara göre puanları indiriyor ve çıkarıyor? Hiçbir bilgim yok. Şimdiye kadar uzmanların da bu konuda bilgisinin olduğu kanaatinde değilim. Yalnız dikkat çeken bir husus var. Merkez Bankası'ndan borçlanma imkanı olanlar borçlanıyor %15'le. Şimdi 100 puan daha indi. Ondan sonra gidiyor cari faizle %22,5'la, şimdi 23'e mi çıkar onu bilmem. Onunla kendisi başkalarına satıyor. Arada akıl almaz bir fark var. Ya bu doğrudan doğruya arada rantiye diye tabir ettiğimiz bir kesime hizmet ediyor ise, bunun da önüne geçilemiyor ise ben bu indirimin ne manaya geldiğini bilmiyorum.
Onun için de bunun dışında bir yorum yapma imkanına da sahip değilim. Sadece arada belli bir kesim bayağı bir rant devşiriyor. Kılını bile kıpırdatmadan. Başka yok. İşçilerde de şöyle bir korku oluştu. Zaten çok artarsa işsiz kalırız korkusu. Bununla ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii yani bu ekonomi bir yerde bozulduğu zaman onun etkisini tek bir rakamla ifade etmek mümkün değil. Dediğiniz çok doğru. Burada yalnız problem güvensizlikte. Başta dikkat bu gündeme getirildi. Eğer ekonomide, ülkede güven duygusu tam olarak yerleşmediyse siz bir tarafı tamir ederken başka bir tarafı bozabilirsiniz. Sadece işçilerde değil, ister istemez hepimizde bu endişe doğar. Acaba bu kadar yüksek ücretle işveren işçisini çalışmaya devam eder mi? Ancak işte 500 liralık bir kısım işverenin sırtından kaldırılmış. Bu işveren için de önemli bir rakamdır diye düşünüyorum. 500 lira az bir rakam değil. Onun için herhalde işveren de biraz emniyete alınmış gibi gözüküyor. İnşallah öyle bir durum meydana gelmez. Çünkü bizim yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Yeni yatırımların yapılabilmesi için de mutlaka çalışacak insana ihtiyaç var. Çalışacak insana verilen ücretin iki özelliği olmak mecburiyetinde. Bir, bu ücreti alan insan kendi geçimini rahatlıkla sağlayabilmeli. İki, bu ücret maliyetlere eklendiğinde kolaylıkla pazar bulabilmeli. Gerek iç piyasada, gerekse dış piyasada. Marifet bu denklemi sağlamaktır. Siz bunu sağlayamıyorsanız bir tarafı bozar, öbür yaparsınız öbür taraf bozulur. Onun için ekonomi bir bütün olarak ele alınmadığı müddetçe vergi politikaları, faiz politikaları, yatırım politikaları, yatırım girdileri bunların hepsi çok büyük önem taşıyor ama bu bir bütün. Bu güvenceyi iktidar vermek mecburiyetinde. Onu veremediğiniz zaman bir yerde bir patlak meydana gelebilir. Ümit ederim ki demin atılan adım, biz bunu başkandan beri biz de söyledik. Asgari ücret üzerindeki vergilerin tamamı kaldırılmalı veya sembolik hale getirilmeli. Sembolik dediğim ha böyle bir vergi var. Ne? %0.5. Bu tarzda. Böyle bir verginin varlığı bilinsin isteniyorsa yapılır ama bu vergi kaldırılmalı ki işveren de daha rahat nefes alabilsin, sıkıntıya girmesin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bir cümleyle bitireyim efendim. Benim de görüşümü almak istiyor değerli gazeteci arkadaşımız. Sayın Genel Başkanımız gayet güzel izah etti. Zaten asgari ücretin vergi dışı tutulmasını bu nedenle istiyoruz. İşveren sıkışmasın. Maliyetler çok fazla şişmesin. Çünkü bu maliyet sonunda yine halka yansıyacak. O nedenle asgari ücret vergiye tabi tutulmasın dedik. Hem ekonominin dengelerini sağlıklı oluşturmak açısından hem fiyat artışlarını kontrol etmek açısından. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Öyle mi? Tamam. Burada olsa olur herhalde. Öyle olsa.